Herkese merhabalar. Yakın dönemde şah damarı ile ilgili çok fazla soru aldığımız için bu konuda sizleri bilgilendirmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi şah damarı yani karotis arter, beynimizi besleyen ana damarlardandır ve şah damarımız tıkandığında ölümcül komplikasyonlar ya da kalıcı felç bulguları ortaya çıkabilir. Bunları engellemek için şah damarı tedavisi bizim için gerçekten hayati önem taşır. Altın standart olarak karotis yani şah damar tıkanıklığında biz cerrahi tedaviyi kullanıyoruz ve cerrahi tedaviyle bu damarın içindeki tıkanıklığa yol açan plağı çıkartıp o bölgeye bir yapay damar dikiyoruz. Ancak yeni dönemdeki tıptaki gelişmeler ışığında şah damar tıkanıklıklarını tam tıkanma olmadığı sürece anjiyografik yöntemleri tedavi edebiliyoruz. Buna karatüs arter stentleme ameliyatı diyoruz. Aslında bir ameliyat ama kesi yapmıyoruz. Çünkü kasık bölgesinden bir iğne deliğinden girerek boyun damarına kadar ilerliyoruz ve o bölgede darlık yapan plağı ...bir anlamda dışarı doğru ittirerek o bölgeye bir stent yerleştiriyoruz. Ve damarı %100'lük açık hale getirebiliyoruz. E, hastada bir kesi olmaması, ameliyat sonrası ağrının çok daha az duyulması nedeniyle... ...şah damar tıkanıklıklarında karotis arter stentlemesi bizim için çok önemli. Peki hangi hastalara stentleme yapalım? Her hastaya stentleme yapmıyoruz. Özellikle daha önceden karotis arter cerrahisi geçirmiş ve darlık olmuş hastalarda... ...ya da karotis bölgesine yani şah damarı bölgesine radyasyon uygulanmış bu bölgede... Ciddi anlamda cilt alt dokuda bozukluk olan hastalarda ya da ameliyat olması yaşı mevcut komorbid faktörleri nedeniyle riskli olan hastalarda ameliyatsız yöntemle stentleme yöntemiyle bu hastalarımızı sağlığına kavuşturabiliyoruz. Hep söylüyoruz karotis cerrahisinin altın standart cerrahi ameliyattır ama cerrahinin yapılamayacağı hastalarda da artık elimizde çok önemli bir silahımız var karotis arter stentleme güvenle bu ameliyatı yapıp hastalarımızı sağlığına kavuşturabiliyoruz.